Ne düşünüyorsun Galatasaray'ın mevcut durumu ile ilgili? Biraz da Alanya maçından hareketle konuşuldu çünkü. Hani net, belli satır başlığıyla konuşup Paris Saint Germain maçına da uzanalım istiyorum. Maçtan e önce şunu söyledim ben, Galatasaray için iyi oyun önemli değil, önemli olan sonuç. Yani çünkü e, sezonun başından gelen bu döneme kadar baktığımızda iyi oyunu çok fazla göremedik Galatasaray'da. Oyuncu performansları, sakatlıklar, işte Falcao tekrar geri döndü. Bu Galatasaray için çok güzel bir haber ama burada maçı kazanabilmek çok önemliydi Galatasaray adına. Yani tamam belki ikinci yarı çok pozisyon verdi. Fizik olarak çok iyi gözükmedi ama önemli olan Galatasaray adına kazanmaktı. Yani böyle bir galibiyeti Galatasaray'a ihtiyacı vardı. Çünkü hem Başakşehir mağlubiyeti içeride hem Tuzla Tuzla maçındaki mağlubiyet ister istemez takımda da bir özgüveni veya taraftar da bakış açısını biraz değiştirdi. E, tabii şu var Galatasaray takımının e, şunu görüyorum ölüsü bile bu lige yetiyor. Yani e, şu an en kötü durumunda bile şampiyonun en büyük adayı. Yani rakipler de bunu inkar edemiyor ve onlar da her şeyin farkında. Yani şu haliyle bile ben e, bu durumda olmasının çok büyük bir e, artı olduğunu düşünüyorum. Devre arasında yapılacak transferler ile beraber takımın bence yine o eski özgüvenine, birlik beraberliğine geleceğine inanıyorum. Ocak ayından sonra Galatasaray'ın tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Ama bu 3 haftalık süreçte şu an fikser avantajı var. yani İçeride Galatasaray, Ankara buradan, gücü, dışarıda Göztepe, Göztepe ve Antalya maçları. yani Antalya. Hatta ikinci yarının ilk maçı da içeride. Evet, geçen hafta dedim o 4-4 olayı. Artı tuzla rovanş maçı var bu evet, arada. O arada. Yani o 4 maçta maç 4-4'lük bir galibiyet. Oradan turu geçme Galatasaray'ı tekrar eski havasına getirecek. Bu arada sakatlıkların düzelmesi tabii ki çok önemli. Ama yine işte Adem de bu hafta yok. E, Lemina yok. şey e, Babel yok. Feguli yok. Onlara rağmen böyle zorlu bir maçı Galatasaray'ın kazanması çok önemli. E, tabii maçta e, herkes hepimiz neyi konuştuk? Mustera'nın müthiş oyununu, kurtarışlarını konuştuk. E, Mustera zaten Galatasaray'ın özelliği o. Yani kalede özellikle hep en iyileri getirmiştir. O bu bunlar şampiyonluğu getiriyor. Yani hep atan ve tutan deriz ya de klasik. Beni yanıltmıyorsa 2014-15 şampiyonluğunda hemen herkes Muslera'ya yazmıştı o şampiyonluğu. Yani muazzam bir sezondu. Gerçi Muslera ben bir iki kez de söyledim. Hani maç kazandıran değil, şampiyonluk kazandıran bir kaleci hüviyetinde. 0.76 gol yeme ortalaması şu anda. Müthiş. Birbiri yani, bir de karşı karşıyalardan Ender abi. Şurada i̇nanılmaz. Sevgili yani. Berkay e, istatistiği de verdi. O 2014-15 sezonunda Galatasaraylı taraftarlar mutlaka çok net şurada bir şey olmadı. 5 e, yıl önce. 1-0-6'ymış bak o sezon. Şu anda 0.76 76 golleme ortalaması. İnanılmaz. Yani orada bütün sezon 11 maçta gollemiş. Burada daha 3'te 1 geride kalırken... 6 maçı gol yemeden de artı geçirdi. takım önündeki oynayanlar çok formda değil. Kenar oyuncuları geçen sene ekibi etkili oynamıyor Nagatomo Mariano. El oyunda sakatlandı. Yani böyle bir defansör önünde arkada. Yani hem kaleci hem kale gibi. Tabii tabii. Yani böyle bir performans olamaz. Tabi ee, tabii artı şu da var. Rakipler, tabi e, tabii rakiplerin de kendi kendine göre hayalleri var. Uzun süredir e, şampiyon olamayan takımlar var. E, onlar ancak, onlar da biliyor ki sadece Galatasaray izin verirse bu oluyor. Son yıllarda. <laughs> Onlar da her şeyin farkında. sataşma mı evet. açıklama oldu? Yok sataşma <laughs> değil öyle yani gerçekleri gördüğün zaman öyle ee, yaşanmışlıklar bunlar. Yani Galatasaray izin verirse o hayalleri olan uzun süredir e, şampiyonluğu kovalayan takımlar. E, Yalnız bu sene e, yarışı ortak oldu. Bu sene olabilir. Demir Grup Spor şu anda 7 puan önde. Gözelde etmeyelim hani e, haftalar geçiyor. 14. haftayı geride bıraktık. E, Beşiktaş 6'da 6 yaptı. E, Trabzonspor, soyunların en iyi Trabzonspor'u. Evet. Başakşehir yine yarışta, Fenerbahçe'de öyle ya da böyle şimdi iki deplasman beraberliği var ama içeride maçlara çok ağır favori çıkıyor başka ve beş takım var üzerinde. Hani o anlamda belki hani bir değil beş rakiple mücadele ediyor olması. Hani Galatasaray'ın bu sezon e tabi, bu sene tabii daha zor avantaj değil mi? Daha zor ama hep rakipler şu yani şu an Galatasaray'ın pes ettiğini düşünüyorlar. Yani pes edeceğini düşünüyorlar. He. Bu şeyde yarışın içerisinde. Yani erken kutlama yapıyorlar belki geçmişte olduğu gibi. <laughs> e, sadece düşürdükleriyle kalacaklar ama ben bu, bence. bu yarışın içinde Galatasaray'ı hesaba katmayan <laughs> hata yapar diyorsun. E, kesinlikle e, sadece düşürdükleriyle kalacaklar. Onu da söyleyeyim. Daha da iddia bir adımda evet. öteye götürüyor. Yani şimdiden İrdialı erken kutlama yapanlar. Başlangıç? Geldi. Yok Galatasaray'ı pes edeceğini evet, düşünenler, şimdiden kutlama yapınlar, yapanlar sadece düşündükleriyle kalırlar. Yok canım kim yapacak bu saatte kutlama yapıyorlar yani, canım. Daha daha Yapıyorlar canım ne kutlamalar yapıyorlar. O puan sıralamaya baktığın zaman kopan yok bir şey yok ortada. Hani kutlama çok fazla. yapanlar var abi. Ha, kutlama yapanlar mı var? Tabii şimdiden kutlama yapıyorlar. Ama sadece BMW düşündükleriyle Bey şey kalırlar. yapmaya başladı, çizmeye başladı var. Şu <laughs> anda. Biraz sonra da Emre'ni çizeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu sessizlik hayra alamet değil. Ee, sevgili Mehmet, e, tabii sen... Oyunun diye madalyonun diğer yüzünde atan kısmındaydı. Evet. Ee, Muslera tutan kısmında ama gerçekten sen e, Muslera <laughs> ile oynadım, oynadım. oynadım. Ee, çok fark e, yaratan bir kaleci. Gerçekten. Yani çok değerli bir kaleci. Ona şüphe yok. Ki bir takımın kimi zaman derler kaleci yarısıdır diye. Bence de atanı ee, tutanı deriz ya. Atanı tutanı. Dolayısıyla Muslera'nın performansı önemliydi. Şimdi Paris Saint Germain maçında biraz daha orayı hafif şey geçti, geçti. Evren. <laughs> Yo, oraya da geldi yani. Önce lige, lige geldi. Başkan. Ama bir yandan da tabii mesela şey mi Evren? Paris e, yani şu şöyle mi düşünmeliyiz? Ya Galatasaray'ın şansı yok dolayısıyla onu ben es geçtim mi diyorsun yoksa hayır. oynamamış her maç kazanılmamış 3 puandır. Öyle yani Galatasaray'ın şansı çok zor. O, o, orada gerçekçiyiz yani şu an şampiyonlar. O son dakika golü çok sıkıntı. O bazı şeyleri bitirdi mi? ama Galatasaray sonuna kadar mücadele edecek. Önemli olan orada hem oyun tarzıyla o mücadeleyi göstermek. Maçı kaybedersin. Belki farklı da yenilirsin. Önemli olan o değil. Önemli olan oyuncuların o mücadeleyi göstermesi. Madrid maçında bunu göstermedi Galatasaray takımı. Ondan çok büyük tepki oldu. Ona göre daha kontrollü oynayıp bu eksiklere rağmen oradan bir şekilde iyi bir mücadele dönmek. E Tabii ki şu an e, şampiyonlar güne baktığında Galatasaray oradan kazanır gelir. Kimse diyemez. Diyemeyiz öyle bir şey. Ama genele baktığında o mücadeleyi de görmek lazım. Onu görelim. Sonuç kötü olur, iyi olur. Onu zaten hep beraber göreceğiz. Peki. Ama önemli olan şu an ligin gidişatı, Ocak ayından sonraki o hareketlenme, tekrar toparlanma. Şimdi, peki, şimdi bir şey. Ben e... Aslan, aslan'ı yavaş yavaş dikkat ediyorsan kediye doğru bir gidiş var <gülüyor> evrende. <gülüyor> ne diyordu bu Gruptan çıkarız. Real Madrid yeniriz falan diyen evren bir anda... Artık bunlar çok önemli. Sana geleceğim Emre. Tamam. En son, son Juventus'u yendik. Tamam. Sen yendim. E, hazırlan şu anda. Tamam. yazıyor. E, Mehmet, e, şimdi Adem'in de e, bu sakatlı e, sorunu üzerine tuz biber ekti mevcut problemlerin. E, Paris Saint Germain maçında yani çok zor. E, oynamayacak gibi gözüktüğü gibi üzerine bir de Ankara gücü maçında da bir iç saha maçı olsa da az önce Paris Saint Germain maçı için söylediğim gibi tamam çok net favori fakat oynanmamış her maç kazanılmamış 3 puandır evet. e, sanki orada da yok gibi Falcao'nun da e, bilemiyorum siz ne diyorsunuz ama hani daha 30 dakikanın üzerinde oynaması pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor sen nasıl değerlendiriyorsun Alanya'dan Paris Saint Germain'e Galatasarayı bunları da göz yani. önüne alarak sol olarak baktığımız zaman Galatasaray takımı e, Alanya maçında e, ilk yarım saat bana göre iyi mücadele etti. İyi oynadı. Yani beklenenden daha iyi çünkü artık çok da eksi var Galatasaray takımının bundan önceki haftalarda. Yani sezon başına baktığımız zaman tam kadro olduğu zaman bile istediği performansı sahaya veremiyordu. Bir de buna şimdi sakatlıklar eklendi ama Galatasaray'da bazı oyuncular biraz daha kıpırdanmaya başladı. Mesela Adem e, attığı gol eğer gol olmuş olsaydı bir santrafor için çok önemlidir hani skor hanesinde e, oyuncunun ismini yazması tabii gol iptal oldu ama çok daha farklı bir performans bekleyebilirdik ama Adem'in yükselen bir çıkışı var hani ben burada şunu söylüyordum Adem'le alakalı. İşte sezon başı alındığı zaman e, Adem'e bu kadar şans gelir mi diye düşündüğünüz zaman kimse vermezdi ona bu kadar şansı ama sakatlıklar oldu, formsuzluklar oldu. Adem Şampiyonlar Ligi maçları oynadı, e, ligde oynadı. Bence şu an yeni yeni kendini bulmuşken sakatlandı. sakatlandı. Şimdi bu biraz Galatasaray takım için bir sıkıntı çünkü e, Falcao'nun sakatlaması Galatasaray'ı tamamen e, farklı bir noktaya taşıdı. Babacığım Ama, bu hafta çok sakatlık olur Galatasaray'da. Paris'e gitmemek için hepsi patır patır sakatlanır sen rahat ol. Ya bu farklı bir boyut, Olayın farklı bir boyut. <laughs> yani bir oyuncu şimdi, yani, sakatlanmak için bilerek oraya gitmemez, yapmaz çünkü sonuçta ne olursa olsun bir vitrin maçı. Şampiyonlar Ligi'yi oynamak çok farklı bir şey. Yani Tabii kültür canım. sonuçta Tabii canım. oyuncular ya, için çok fazla orada. Ya, orada oynaması çok önemli. Lig League, bak ligde dediğin hani hiçbir oyuncu yapmaz ama belki diyeceksin ki arasından çıkar bir tanesi yapar. Hani Galatasaray için bahsetmiyorum, her takım için söylüyorum ben ama Şampiyonlar Ligi'nde oyuncular genelde Şampiyonlar Ligi maçlarını oynamak ister. Her zaman sayısını arttırmak ister. Vizyondur sonuçta bu. Atacağı Falcao'nun orada bir gol bile kariyerinde e, bir sayı daha ekletecek ona. Ama Falcao'nu bu hafta mesela ben eğer Adem'in de oynamayacağını düşünüyorum çünkü kas sakatlığı kolayını geçecek gibi düşünmüyorum ben. Paris Saint-Germain maçında çok zor olabilir ama Bence lig maçında Falcao'yu oynatacaktır Yavaş yavaş oynatacak şu an evet. Mecburen çünkü bir anda bu kadar uzun süre bekleyen Bir oyuncu bir anda 90 dakika veya Oynatma şansın yok olmuyor, Tekrar olmuyor. çünkü zaten o, maç o zaman ritmini kaybeden. Ya Bir de oyuna girdiği zaman Falcao'ya baktığımız zaman Zaten tempolu Alanya Spor çok tempolu oynarken Falcao oyuna girdi ya biraz orada da zorluk çektik. Çok da doğaldır. Yani bu kadar maç oynanmayan bir oyuncu nefes olarak da baktığım zaman ona sahada zaten zorlanıyor. Çünkü maç oynaya oynaya yavaş yavaş o kondisyonu da toparlayacak. Evet. Biraz daha belki ikinci yarıya sabretmek yani Ya da şu var. Hafta. Eğer çok iyiyse belki hoca 45'te yani ...baştan ısınmak çok önemlidir. İlk 11'de başlayıp da ısınmak... ...ikinci yere oyuna girmek daha çok zorlanır. Tabii. Yani onun içinde şimdi ilk baştaki çok önemli. Belki 45 dakika hoca konuşacak ondan. Ayağın duruma çok zorlama. Belki maçın başında düşünebilir. Tabii zorlama diyecek. 45 dakika oynayacak. Eğer gidişat neyse ona göre hareket edecek. Sevgili Serdar, aynı noktadan devam edelim. Galatasaray açısından nasıl görüyorsun? Mustera'nın çok ön plana çıktığı... ...kupadaki bir tuzla <laughs> yenilgisinden sonra, şok bir yenilgiden sonra... E, Alanya'yı öyle ya da böyle geçmeyi başardı Galatasaray. Ve e, puanı 23 ki işte Fenerbahçe'nin 25 Başakşehir'in 26 Trabzon 26 Beşiktaş 27 puanda. Yani arada aşağı yukarı bir maçlık farklar var. Sivas biraz daha yukarıda kendine yer buldu. Biz şimdi burada evet. birkaç hafta önce füksüre baktığımız zaman Galatasaray'ın kalan maçlarına en zor haftasını Trabzonspor spor haftası arkasına Alanya'nın içeride Galatasaray'da çok büyük sıkıntılar çıkartabileceğini hepimiz konuştuk. Kazasız belasız atlattı denilebilir. Yani <laughs> Trabzon deplasmanından bir puanla dönmek 90. dakikada. Orada 90. içerideki dakika. Başakşehir maçı biraz şey evet. bozdu. Evet. Yani ritim oradan de, bir puanla ritim dönmek bozdu. çok Hesap bozdu. büyük bir kayıp değil. Evet. Açıkçası. Yani Trabzon Spor kolay kolay herkes bir puanla dönemez. Orada kaybetseydi o zaman Alanya maçı evet. çok farklı olabilirdi. Kaldık orada Ünal yani. Hoca'ya da biraz bence gereksiz yüklenildi. Sonuç itibariyle Sörlöt'ün değerlendirmediği başka pozisyonlar da oldu. Net pozisyonlar evet. oldu. Evet. Onlar, gol da vardı. Tabii. Onlar gol diye yazılır. Onlar gol diye ee, yazılır. Yani orada hocaya çok yani bu maç hocaya yazmaz. Hoca ne yapsın? Maçına dönüştü bence. Şimdi Galatasaray'da Falcao'nun girmesi Alanya maçında girmesinin yanıltması bence Paris Saint Germain maçında Falcao'yu risk etmezler. Bence. Zaten Alanya Ama maçında oynamadı. Çık bir görüntü verdi denilmiş gibi çıktı. Öyle bir görüntü verdi. Tribün gazını aldı ki bu doğru bir hamledir. İnsanlar bekliyor. bir sahaya Milleş girerken yani. alkışlanması yani o biliyor hava getiriyor. Bence doğru yani ben bunu küçümseme anlamında söylemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Ama maç hakikaten Alanya ile Musteri arasında geçti. Oyun olarak baktığınızda Galatasaray hani yenilmiş gibi bir gözüküyor. Musteri heykeli dikilecek adam pozisyonuna geldi Galatasaray'da. Ama herkes ya bu oyun kötü falan derken 3 puanı es geçmiyor. Sen puanı sezon öyle. bittiğinde orada ne göreceksin? 3 puanı göreceksin. Sıralama Üç Sıralama. Yani 3 puanı Oradaki göreceksin. Yani. Sonuç itibariyle kazanılmış bir 3 puan var. ve Çok önemli bir rakipten. Çok iyi bir rakipten. E, nitekim beraber de bitebilirdi o maç. Bundan sonra Galatasaray'ın füksürü artık otoban gibi duruyor. Doğru. Viraj yok. Ama tabii kağıt basabilir. üzerinde konuşuyoruz. Bu işler Hı, hiç Gaza belli olmaz. yani. Tabii. Devre arasındaki transfer hamleleri. Var mı kalan maçları da? hangi mevkiler olur bilmiyorum ama şu geçenlerde bir haber çıktı. O da bilgi bana gelmişti ama tabii değerlendiremedik. Marcelo Saracci, Red Bull Leipzig'teki Saracci Marcelo Uruguaylı oyuncu, sol Çok uğraşıyor Galatasaray. Galatasaray bayağı bir uğraşıyor kiralamak için. Çünkü alamazsın bon servisi onun üzerinde. Eğer onu alabilirlerse ki hatırlıyorum Nagatomo geldiğinde ee, yeni bir bek oyuncusu şampiyonluğa çok ciddi katkı sağladı. Evet. Yani böyle nokta transferler Galatasaray'a... Nagatomo ilginç... ve Mariano'nun gitme ihtimalinden bahsediyor evet, çünkü. Evet yani onlar giderse... Zaten bu... son sezonları. Yani bu isim ciddi. Galatasaray, Marcelo Saraç ismiyle ciddi şekilde ilgileniyor ve bitirmeye de yakınlar ama oyuncu ikna etmeye çalışıyorlar. Böylesine nokta transferler fakat devre arasında şunu da öğrendim. Galatasaray e, bayağı bir bütçe ayırmış oyunculara. Yani. Bayağı bir bütçe ayırıyor. Bon servise zaten alamıyor. Öyle değil mi Evren? Ben öyle biliyorum. Bon servise alamıyor. Yok, satmadan alamıyor. Bon Sattı, satar, 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 satar alamıyor. oyuncular da belli zaten. Bu kiralık kira kira alabilirsiniz zaten. da bir oyuncu var zaten. Eğer bu zaman. hamleleri de yapabilirse üstüne haftada tek maç, zira Türkiye Kupası'nı da katarak söyleyeyim. Yani sadece Türkiye'si olan bir Galatasaray bana göre şampiyonluğun en ciddi adaylarından biridir. Bunu çok net söyleyebiliriz. Ama kalan maçları kazanır mı kazanmaz mı? Şu an kazanır gibi gözüküyor. O kalan Göztepe gelirse eğer, e, Göztepe deplasmanı ciddi Ankara sıkıntı. gücü Antalya içeride deplasman Göztepe Göztepe, evet, Göztepe. İlhan Pamuk yani, Hoca'nın Göztepe farklı bir Göztepe'de 20 puan yaptı. Geçti. Evet. İlhan Hoca geldikten sonra bayağı bir Yani Alanya deplasmandan öyle. puan çıkardı. Fenerbahçeli içeride o Fenerbahçe'den puan çıkarttı. Deplasmanda gitti. Son hafta kazandılar. Yani Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. Galatasaray'ın tek sıkıntısı bence Göztepe deplasmanı gibi gözüküyor. Sevgili Emre. Evet. Son da bana geldi. <laughs> Nasılsın? İyi ben, misin? Şey vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta keyfi yerinde herkesin canım. Bütün... <laughs> bu hafta dört büyükler hepsi kazandı. E e evet. Esti yani dört büyükler açısından iyi bir haftaydı. bir tek Başakşehir, Başakşehir geldi. Başakşehir orada sadece puan kaybeden Sinkti takım yaşadı. oldu ama Sivas'ta konuşur, konuşacağız. Evet. Özellikle tabii, tabii, Fenerbahçe konuşmamız lazım. Fenerbahçe'yi konuşurken de değineceğiz. E, Şimdi üstünde. Benim sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere şu Alanya maçında e, alınan galibiyet e, evren gibi afyon yorumcular diyorum ben bunlara. İnsanlara böyle afyon <gülüyor> afyon <gülüyor> yorumcular. Afyon şeyini <laughs> kastediyorsun. Afyon yorumcular bunlar şey yaparlar. <laughs> ne demek ona, ona buna oğlum? rağmen Gerçekten. kazanmak önemli değil falan diyorlar ya. Gümbür gümbür oynayan bir Alanya tamamen şanssızlığına ve biraz da tabii daha önemlisi musteraya takılmış bir Alanya spor vardı. Yoksa Galatasaray'ın artık yani iç sağ avantajı falan diye de bir şey kalmadı. Ben sana söyleyeyim. Yani Başakşehir o şeyi Galatasaray'ın evet. orada yenilebileceğini herkese bir şekilde gösterdi. Ondan sonra hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ı çok zor günler bekliyor. Fakat benim Galatasaray futbolcudan bir ricam var abi. Evet. Yani şimdi bu ricam. Senin var. bir ricam var. Benim bir ricam var. Galatasaray, galatasaray, galatasaray futbolcularından galatasaray inşallah. Galatasaray galatasaray mı? <laughs> galatasaray takım mı karıştırdı? Evet. Galatasaray futbolculardan <laughs> ve Galatasaray teknik heyetten bir ricam var. Abi lütfen Şimdi Paris'e gideceksiniz çarşamba günü. Kalbimiz, gönlümüz sizinle. Yani orada en azından bir galibiyet, bir beraberlik ee, bizi ülke olarak hepimizi e, mutlu edecektir. Allah aşkına 5-6 para gol mol yemeyin ya. Yani hakikaten rezil olduk abi ya. 6 tane şeyden e, Real Madrid'den bir de şimdi Paris Saint-Germain ürkütücü bir maç. Yani Real'den daha iyi bir kadrosu var Real Madrid şey Paris Saint-Germain'in. Dolayısıyla ya artık e, Türk insana sıkıntı yaşatmayın. Hiç olmaz. Canınızı dişinize takın en azından 2-0 yenilir. Yani böyle 5-6 falan hani skorlar Sen büyüse. Duruse... Yenilir diyorsun farklı yenilmesin diyorsun. Bak tabii ki yenilir canım. Yani yenme ihtimali. Galatasaray rezil futbol etmez. Futbol rezil eder abi rezil. Şimdi yani, bir de hani Paris Saint Germain garantilediği için daha rahat olmaz mı? 3 tane oyuncusu yok o yöne. Galiba. Ya. E tabii e tabi, ki tabi, onların kadrosu çok da başka var var fark için, etmiyor. Ama yani. tabii Hayır, şey, kadro şey, olarak baktığınız e, zaman e, derinliğini oynayan, yani, oynayan başka oynamaya fark etmez. Başka takımlar hiç fark etmedi abi Galatasaray'ıydı. Yani şeyde yani daha geçen 2 hafta önce Real Madrid'in 6-0'lık e, galibiyeti gerçekten bizi ziyadesiyle üzmüştür. Onun için Real Madrid karşısında Biz da. de çok şeyler e, oldu. Paris Saint-Germain <laughs> maçında Galatasaray'a başarı diliyorum. Canınızı dişinize takın. Öyle fark mark yemeyin. Bizi <laughs> üzmeyin arkadaşlar. Yapmayın bunu. Başarılar Biliyoruz diyor. Rezillik. Yani gönülden. Ben başarı diliyorum, rezil etmeyin. Üzülüyor diyor ya. Olma rezillik çıkmasın diyorum. Yani böyle Yarsın bir altı. Zaman rezil etmedi. Altı seni kim rezil etti abi? Altılık. Ne çabuk unuttun? 32 ya. maçta. Ne çabuk 32 unuttun? 32 maçta galibiyetin yok abi. E onun için artık Alpo Fatih falan bitti onlar. Onlar bitti artık mi? güzel bir mazi. Kim var o zaman Türkiye'den Alpo Fatih? Söylesene bana Türkiye'den Yok. bir Avrupa Fatih. Yok. Başka sırayı var işte. Yok, hepimiz rezil oluyoruz abi. Ya rezil oluyoruz? Her Sokut. giden rezil olup geliyor abi. Şu müzeye gidelim diyorum gelmiyorsun. Her giden müzede rezil oluyor. Hala 2 par kupa, kupa duruyor. Hala 2000 yılın ekmeğini abi olsun. Yiyorsun. Tarihe geçmiş. Neyse. Müzede duruyor bu. Neyse önemli. Oralara Sen, girersen yanarsın. Hala yok ya ne yanacağım abi geçen hafta da 15 abi, geçen adam müze duruyor diyorum ya Geçen hafta 6 ay tane yarsa diyorum ki... Payı. Ya diyorum ki geçen hafta ay, geçen hafta da 6 tane yedin. Şu Paris Saint-Germain maçına has, hasarsız bir şekilde at. Ya en azından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oralara gidiyor. Ülkesini temsil ediyor. Böyle gitmesin şekilde. abi böyle niye gider gidiyor abi, ya? Gider parasını da alır. 6 oradan ya 5 buradan ye tokatlayıp tokatlayıp geliyorsunuz ondan sonra burada 2000 yılından bahsediyorsun. Her zaman Abi yapmayın bunu. 2013 unuttun yapmayın, herhalde. Yapmayın bizi etmeyin. 2013 ülke unuttun. Ülke futbolunu yerin dibine sokmayın. Yapmayın bunu ya. 2013 unuttun şehrin finali. Biz bu değiliz yani. Juventus Real Madrid. Beşiktaş vardı. neyse ki. <laughs> Daha 3-4-5 yıl önce başarmış. 2 sene önce Beşiktaş neyse ki birazcık böyle yüzümüzü güldürdü. Yine ondan beri. E, herhangi e, Galatasaray ülke... var abi çeyrek yani, Bütün onları. takımlar neyse kötü Avrupa'da. Ülke puanı düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi Galatasaray'dır abi ülke puanına çıkmasına katkıda bulunmuştur. Ama bu kadar düşmesine de Galatasaray sebep olmuştur. Yükselten Gidiyorsun. kim abi? Abi yükselttin de aldığından fazlasını verdin. Ya kendi cebinden yiyor. Sana ne? Kendi kazanıyor, kendi yiyor. Ağzımdan sen de kazan, yedin. sen de <laughs> Ya yani Allah Allah. <laughs> Üzmeyin. Kendi <Türk> cebinden <laughs> yiyor. Galatasaray kendi kazanıyor, kendi, kendi yiyor. Galatasaray'dan Türk milletini üzmesinler. Şöyle düşünelim. olumlu, olumlu şey mu dilekte bulunuyor diye. Ben şey Öyle şey yapıyorum. Yapıyorum. ne musun sen? Olumlu <laughs> olur mu? Bir şey söylemiyorum ki. Ben diyorum ki güzel güzel gitsinler. Canlıların dışına bir Puan ya da puanlar alsınlar. Paris'ten. Benim temennim bu. Ama tabii, tabii. bak şimdi Adem Büyük sakatlandı. Bak şimdi oraya gitmemek için birkaç tane daha futbolcu sakatlanır ben sana söyleyeyim. Abi Yanları niye gitmesin? Abi. Adam sakatlandı. Olur mücadele olur et. Sakatlandı. Ya Allah şifa versin. Şampiyonları Liginde Her oyuncu ha. oynamak ister. Şimdi bak. Fikstür gösteriyorsun. Evet. Değil mi? Fikstür kolay gibi duruyor. E şimdi sen Paris Saint Germain maçı var. Çarşamba günü. Evet, Şarşamba... Versene e, Berkay. Şey Hüseyin. Şeyi versenize. Abi bu arada iyi dileklerde bulunuyorum. Senin söylediğin gibi adam üstümüze atlıyor. Ben anlamadım gitti ee, ya. Seni anlamadım. Ne kadar içten <laughs> de eee pozitif. Yani sen bir orada dedin ya 5-6 yemesin diye. Aa, yemesin. Şey istemiyorum Ardını yemesin. Bak onu demeseydin problem yoktu. Ya, orada zaten arkasına söyledi. Yemesin istemiyorum Mehmet. Yok tamam tabii ki de ama yani dile getirdiğin zaman ha, daha farklı oluyor işte. Şimdi günü, günü, <laughs> çarşamba günü, çarşamba günü